Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Türkiye'de tek vücut olmayı becerebildik ama bu kadar haklı olduğumuz bir davanın yurt dışında farklı algılandığını gördüm. Bir şekilde bu ülkeden terör ya da başka sebeplerle gitmiş insanların oralarda ülkemiz adına kötü propagandalarda bulunduklarına şahit oldum. Maalesef o propagandalar çok etkili oluyor. Bizim devlet olarak çeşitli diplomatik önlemler almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda devletimizin gerekli önlemler alacağına inanıyorum. Tabii ki her şeyi devletten beklemenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Bu ülkede üretim yapan, ihracat yapan sanayici, iş adamının anlatma görevini o ülkelerde yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendime bu misyonu çizdim. O yüzden haklı olduğumuz davayı çok daha iyi bir şekilde topyekün olarak anlatmalıyız," demişti. 65 ülkeye ihracatı olan bir iş adamı olarak Adnan Ölmez, o karanlık gecenin ardından gerçekleştirdiği önceden planlanan yurt dışı seyahatinde gerçeği fark ettiği için bu uyarıyı yapmıştı. "Ağustos ayının başıydı. Bodrum'da abimin yanında tatildeydim. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'le bir akşam yemeğinde beraber olduk. Sohbet sırasında Yücel de aynı şeyi ifade etmişti. Bu darbe girişimini dünyaya anlatmak zorundayız." Enver Yücel birkaç gün sonra bu projesini paylaşmak için Ankara'da Başbakan Yıldırım ve bazı bakanlarla görüştü. Takvim yaprakları 23 Eylül'ü gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili çalışmalar yürüten Global Policy Institute tarafından New York'ta düzenlenen panelde uluslararası kamuoyu ve medya doğru bilgilendirildi. 2014 yılında BAU International University Washington DC bünyesinde Enver Yücel'in girişimleriyle kurulan ekonomi, uluslararası ilişkiler, enerji, eğitim politikası ve Türkiye-ABD ilişkileri alanlarında faaliyet gösteren tarafsız ve bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Global Policy Institution, bu organizasyonun Birleşmiş Milletler'in yıllık genel kurul toplantısının gerçekleşeceği dönemde yapılması ise asla tesadüf değildi. Çünkü dünya liderleri o günlerde Amerika'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da övgüyle söz ettiği bu çalışmada eski başbakanlardan Mesut Yılmaz moderatörlük görevini üstlendi. Panelde eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Tuğgeneral Mark Kimmett'in yanı sıra Amerika'dan ve Türkiye'den konuşmacılar da vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu organizasyonun önemini vurguladı. Enver Yücel başarıyla gerçekleştirilen proje sonrasında 15 Temmuz gecesi yaşananları objektif bir gözle anlatma fırsatı bulduk değerlendirmesini yaptı. Herkes gibi elbette o da memnun olmuştu. Ömrünü yönetim kurulu başkanlığını yaptığı eğitim kurumlarının dünyanın en iyileri arasında yer almasına vakfeden hemşerimiz Enver Yücel, Türkiye'nin yaşadığı o kabus gecesinin dünyaya anlatılmasında öncülük yaparak milli hassasiyetini ortaya koymuştur. Enver Yücel ve ekibine helal olsun diyor, ülkenin zengin iş adamlarıyla yüksek bütçeli sivil toplum örgütlerine de "neredesiniz?" diye bir çağrıda bulunuyorum. Şimdi değilse ne zaman?